Dünya ayaklarımın altından kayıyor. Sağlam basabileceğim bir yer bulmalıyım. Kim olduğumu, ne olduğumu öğrenmeliyim. Adem, insaf minnet gıbittek, helgette tul innası, tis'elni annek şerde. Hikayemiz William Miles'ın ana karakterimiz Basim hakkında söylediği ifadelerle başlar. Bu adam birçok hayat yaşadı ve bize öğreteceği çok şey var. Derken Basim'in gördüğü bir rüyada buluruz kendimizi. Karanlık, hiç kimsenin bulunmadığı izbe bir mekanda, el ve ayakları kuma gömülmüş, korkmuş bir genç olarak çıkar karşımıza Basim. Gördüğü şey ne ilk ne de sondur. Her gece başını yastığa koyduğunda aynı şey, karanlık ve karanlığın içerisinden gelen korkunç bir canavar. Bir cin. Basim yakın dostu Nihal tarafından uyandırılır. Bu iki genç Bağdat'ın tozlu sokaklarında yan kesicilik yaparak ömür süren, bir noktada günü birlik diyebileceğimiz bir hayat yaşayan isyankar tiplerdir. Ancak Basim'in durumu az da olsa Nihal'e göre farklılık gösterir. Her şeyden evvel Basim bir zamanlar Bağdat'ta meşhur bir mimar olan İshak'ın oğludur. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş, bu yüzden Bağdat'ın tozlu sokaklarının insafına kalmıştır. Hayat kendisini bu noktaya kadar getirmiş fakat o her zaman çok daha fazlasını yapabileceğini düşünmüştür. Yan kesici olarak yaşamaktan şikayetçi değildir Basim. Hatta hırsızlıktan epeyce bir zevk de alır ama yeteneklerini daha büyük işlerde kullanabileceği bir arayış içerisinde olmuştur hep. Üstelik Hidden Ones yani gizli olanlar şeklinde geçen suikastçılara karşı gıpta ile bakar. Onların bir amacı olması, insanların iyiliği için gölgelerde saklanan gizemli bir örgüt olması Basim'in her daim ilgisini çekmiştir. İçten içe kendisini bu örgüt için çalışan biri olarak görür ama işin aslına bakıldığında Basim sıradan bir sokak serserisidir. Günlerden bir gün dervişin verdiği bir işle dervişi Basim ve Nihal için bu tarz işleri bağlayan bir ara bulucu olarak düşünebilirsiniz. Dervişin verdiği bir işle gizli olanları çok daha yakından görme fırsatı yakalar. İş limandan çalınması gereken bir eşyadır. Basit bir iştir. Önemli olan işin suikastçılar için yapılmış olmasıdır. Bu iş Basim'i doğrudan suikastçılarla tanıştırabilir. Nitekim öyle de olur. Basim ustalıkla hallettiği işi teslim ederken o kadını görür. Roshan. Orta yaşlarda sesi erkek sesine benzeyen kadın ve aynı zamanda usta bir suikastçı. Get it here. You are one of them. There. It looks as though it was delivered this morning. You're certain it's the chest you seek. Kuşkusuz Basim'in Roshan'ı görmesi onu çok heyecanlandırır. Belki de bu zamana kadar bir gizli olanla böylesine yakın bir konumda bulunması bir ilktir. Bu sebeple elindeki tüm fırsatları değerlendirmek ister. Onlara katılmak istediğini, bir gizli olan olmak istediğini söyler ama tüm uğraşları beyhudedir. Çünkü Roshan'a göre Basim sıradan bir sokak serserisidir ve bu kutlu mücadelede hayatta kalması imkansızdır. Dolayısıyla Basim'in teklifi kibarca reddedilir. Ertesi gün Basim gizli olanların oldukça önem verdiği bir sandıktan haber alır. Bu sandığı ya da içerisindeki şeyi çalabilirse gizli olanların gözüne girebileceğini düşünür. Fakat sandığın olduğu yer Bağdat'ın en iyi şekilde korunduğu yerde saklıdır. Sarayda. Basim aklına koyduğu şeyi yapmakta kararlıdır. Çevresindekilerin ikna çabalarına aldırış etmeden saraya doğru yola koyulur. İşin kötüsü yanında yakın dostu Nihal'i de sürükler. Güç bela saraya girdikten sonra sandığı ve sandığın ne kadar önemli olduğunu betimleyen
halifeyi görür. Basim gibi bir yan kesicinin koskoca halife ile bu kadar yakın bir konumda bulunması bir kenara dursun, sarayın içerisinde başka isimler de vardır. Bu isimler öylesine güçlü bir otoritenin sahipleridir ki, koca halife karşılarında adeta mum kesilir. Kadimler tarikatı. Basim neler olduğunu hala anlayamamışken sandığın içerisindeki şey daha da dikkatini çeker. Ufak bir boşlukta çabucak hamlesini yapar ve sandığı açar. Bulduğu şey hayatı boyunca ilk kez gördüğü ve hiçbir şekilde herhangi bir anlam veremediği gizemli bir nesneyi içerir. Günümüz modern zamanında Pieces of Eden olarak tanımlanan kadim medeniyet Isu ırkına ait bir nesne. Bir cennet parçası. Basim gizemli nesneye dokunur dokunmaz karşısında duran bir hologram ortaya çıkar. İki kişi bilmediği bir dili konuşuyor, birisi bir diğerini sorguya çekiyormuşçasına hesap soruyordur. Genç adam olan bitenlere bir anlam yüklemeye çalışırken de aniden beliren halifeyi göremez ve bizzat halife tarafından boğazlanmaya başlar. Her şey bir anda birden bire gerçekleşmiştir. Ama bundan çok daha kötüsü olur. Bağdat'ın en büyük ismi Halife el-Mütevekkil öldürülmüştür. Üstüne üstlük bu olanların yakın şahitlerinden birisi de bizzat halifenin oğlu Ebu Abdullah'tır. Şüphesiz bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Basim'in yuvam dediği Bağdat şehri artık yabancısı olduğu bir mesken haline gelecektir. Genç dostumuz zor da olsa evine vardığında anlam veremediği nesneyi bir kenara atıp dinlenmeye koyulur. Dışarıda kanını içmeyi bekleyen koca bir şehri bırakarak. Basim gözlerini açtığında yine o kadını görür. Roşan. Bütün karizmasıyla genç dostumuzun karşısında öylece dikilmektedir. Kısaca artık yapacak bir şey kalmadığını, burada güvende olmadığını söyler. Rıhtımda kendisi için bekleyen hazırda bir kayık bulunduğunu da ekleyerek evden uzaklaşır. Sabah olduğunda Bağdat şehrinin kaynayan bir kazana döndüğünü görürüz. Askerler bulduğu yerde öldürmek için şehrin her yerinde genç bir hırsızı aramaktadır. Halifenin ölümünden sonra şüpheli olan herkes kılıçtan geçirilmiş, bütün şehir Basim'in yüzünden abluka altına alınmıştır. Sevdiklerinin idam edilmesi, onlarca masum insan Basim'in kalbinde kanayan bir yaraya dönmüştür. Basim tüm bu olanlardan sonra yakın dostu Nihal'i suçlar. Kendisine göre haklıdır da çünkü halifenin boğazına hançeri saplayan Nihal'dir. Fakat unuttuğu bir şey daha vardır. Basim her ne kadar inkar da etse, olanları buralara kadar getiren asıl sorumluluk kendisine aittir. Gizli olanlara yaranmak için saraya kadar girmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. En nihayetinde yıllardır yan yana olduğu dostuna, "Umarım seni bir daha görmem." der ve bir karar verir. Karar, ne pahasına olursa olsun bu şehirden gitmektir. Basim hızla Roşan'ın dediği limana gider. Fakat askerler tarafından yakalanması uzun sürmez. Panikten ne yapacağını bilmeyecek kadar korkmuş görünüyordur. Kendi kendine artık yolun sonunun geldiğini düşünür derken, fragmanlarda gördüğümüz o tematik sahne ortaya çıkar. Roşan, genç dostumuzun hayatını kurtarır ve meşhur inanç atlayışı yapılır. Ne yapıyorsun? Düşünme. What are you doing? Don't think. Aradan 2 ay gibi bir süre geçmiştir. Bağdat'ın sultanı ölmüş, olanlar genç dostumuzu buralara kadar getirmiştir. Nihal'in akıbeti henüz belli olmasa da Basim bir noktada istediği yerdedir. Hep hayalini kurduğu gizli olanların arasında henüz inşası devam eden meşhur Alamut Kalesi'nde suikastçılık eğitimi almaktadır. Görünüm itibariyle Alamut Kalesi'ndeki mentorun yani en usta suikastçının Roşan olması akıllarda yer etse de kalenin asıl mentoru Rayhan adında başka bir isimdir. Ve Alamut Kalesi kalabalık bir mekandır.
Basim burada Roşan haricinde Fulat adlı bir kartal ustasıyla, Rebeka adlı bir demirciyle ve sürekli isimlerini karıştırdığı Beni Musa adlı üçüzler gibi birçok farklı yüzle tanışacaktır. Fakat kuşku yok ki hiçbiri Roşan kadar etkili olamaz. Roşan Basim'in eğitimiyle yakından ilgileniyor, onun usta bir suikastçı olması için elinden geleni yapıyordur. Basim bir gece vakti Nur adlı suikastçı ile nöbet tutar. Burada Nur'un Muhçe adlı kartalını görür. Kartalın böylesine evcilleştiğini ve Nur ile iletişim içerisinde olduğunu görünce çok etkilenir. Güzel olan Nur'un Basim'e yakında kendisi için de bir kartal verileceğini söylemesidir. Yani Basim eğitimini eksiksiz bir biçimde tamamladıktan sonra tıpkı arkadaşı Nur gibi bir kartal sahibi olabilecektir. Ve buradan anlarız ki sevgili arkadaşlar, suikastçılar ya da en azından Alamut Kalesi'ndeki suikastçılar diyelim, gerekli koşulları sağladıktan sonra bir kartal sahibi olabiliyor. Çünkü eski oyunlarda bu gibi bir şeyi açıkçası ben pek bir hatırlamıyorum. İlginç bir detay olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Basim ve Nur'un nöbet tuttuğu aynı gece kalenin yakınlarında birkaç tane yabancı ile karşılaşırlar. Gelen yabancılar hızlıca savuşturulduktan sonra olanlar mentor Rayhan'a anlatılır. Basim Rayhan'a gelenlerin Bağdat'tan geldiklerini söyler. Onları kılıçlarından tanıdıklarını, vakti zamanında bir yan kesici olduğundan bu kılıçlarla oldukça haşir neşir olduğunu söyler. Arkadaşı Nur bu adamları kimin gönderdiğini öğrenmek için Bağdat'a giderken Basim ise eğitimine kaldığı yerden devam eder. Nur'un Bağdat'ta buluşacağı isim Ali İbni Muhammed adında bir müttefiktir. Günler birbirini kovalar. Yakın dövüş eğitimi, tırmanma, inanç atlayışları derken genç dostumuz iyiden iyiye bir suikastçı olmanın eşiğine gelmiştir. Ve elbette ki aldığı onca eğitimin bir mükafatı da olacaktır. Ufak da olsa bir feragat gerektiren mükafat. Basim İbn İshak, are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Basim İbni İshak artık kartalın yolundan gitmeye hak kazanmış, insanların iyiliği için gölgelerde saklanan bir suikastçı olmuştur. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Basim ibn İshak, you now follow in the eagle's path. Ertesi sabah dostumuz kendisini yetiştiren Roşan'la bir dövüşe tutulur. Hiç şüphesiz Roşan'ın eğitimi meyvesini oldukça iyi vermiştir. Boynuzun kulağa geçtiği gayet aşikardır. Dövüş bir ustayla bir çıraktan çok iki ustanın kendi arasında yaptığı bir düello gibidir. Çevredeki herkes kimin kazanacağı konusunda merak uyandıran bu dövüşü heyecanla izlerken birdenbire çok kötü bir şey olur. Ali İbni Muhammed'i bulmak adına Bağdat'a giden Nur feci bir şekilde yaralanarak kaleye geri dönmüştür. Kadimler tarikatının Hidden Ones'ın Bağdat'taki eli kolu olan Ali İbni Muhammed'i kaçırdığını söyler. Bu kardeşlik için bir bağlamda Bağdat'ı kaybetmek demektir. Çünkü Bağdat şehrindeki tek kontakları Ali İbni Muhammed'dir. O da tarikat tarafından kaçırıldığı için geriye son bir şey kalır. Bağdat şehrine gitmek. Basim, Roşan ve Fulat üçlüsü gizli olanların merkezi olan Alamut Kalesi'ni terk edip çağların en güzelinin yaşandığı
ilim irfanın bolca olduğu Bağdat şehrine doğru yola koyulur. Bu yolculuk Basim için az da olsa duygusallık taşır. Netice itibariyle Basim için Bağdat demek, doğduğu hatta doğup büyüdüğü topraklar demektir. Ve şu da bir gerçektir ki Basim bir hırsız olarak ayrıldığı yuvasına onurlu bir savaşçı olarak geri dönmüştür. İnsanların iyiliği için çalışan bir hidden monster. Ve Assassin's Creed Mirage hikayesi bu defa kelimenin tam anlamıyla başlar. Bir zamanlar çatılarında koştuğu koca şehre yeniden gelmiştir Basim. Tanıdık yüzler, tanıdık manzaralar. İlim şehri Bağdat. Şehrin Harbiye adlı bir bölgesinde gizli bir yazıhane kurulmuştur. Basim'in yeni yuvası burası olacak, görevine dair emir ve bilgileri bu merkezden öğrenecektir. Ayrıyeten apar topar ayrıldığı şehirde eski dostu Derviş'i de görür. Ama yakın dostu Nihal hala ortalarda değildir. Velhasıl genç suikastçının ilk görevi, Kadimler Tarikatı'nın esir tuttuğu Ali İbni Muhammed'i kurtarmaktır. Bu adam Bağdat'ın en korunaklı yerlerinden birisi olan Şam Kapısı adlı hapishanededir. Basim titizlikle işlediği bir planın sonucunda hedefine sağ salim ulaşır ve yeniden yazıhaneye geçilir. Ali İbni Muhammed'in kaçırılmasının emrini veren El Gul isimli tarikat üyesi, Bağdat'ta sabun üretimi yapan Mesud İbni Yakup'un ta kendisidir. Mesud Yakup, işçilerini bir köle gibi çalıştıran, zor koşullar yüzünden çoğu ölümü hiçe sayan, acımasız ve zalim denilebilecek bir işçi düşmanıdır. İşçileri gece gündüz çalıştırmasının yegane amacı, yer altında olabileceğini düşündüğü Pieces of Eden yüzündendir. Yani kadim medeniyet Isu ırkına ait özel nesnelere ulaşabilmek adına sonu gelmeyen kazılar yaptırır. Bu şey Hidden Ones için yeterli bir sebeptir. İşçilerine zulmeden zalim bir patron ve aynı zamanda bir tarikat üyesi. Basim'in ilk hedefi artık belli olmuştur. Genç dostumuz Roşan'dan aldığı balıkçıl tüyü ile yola çıkar. Tüy geleneği, suikast kardeşliğinin temellerinin atıldığı antik Mısır'a kadar uzanmakta, o günden beri ara vermeksizin hala uygulanmaktadır. Basim de tıpkı atalarının yaptığı gibi balıkçıl tüyünü alacak, hedefinin kanıyla boyayacaktır. En nihayetinde bir Hidden Ones olarak ezeli düşmanı Kadimler Tarikatı'na karşı ilk suikastını gerçekleştirir. Bu arada bir ilke göre gayet ustacı olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Assassin's Creed oyunlarında suikast gerçekleştikten hemen sonrasını gösteren ölüm anları vardır. Suikastçı hedefini öldürür ve hedefiyle kısa bir diyalog gerçekleştirir. Ezio'nun Requiescatim Pace diye diye hedeflerinin gözlerini kapadığı sahneleri hatırlayın. Tüm suikastçılar için aynı durum söz konusu olduğu gibi elbette Basim için de aynı durum söz konusudur. Fakat Basim'i diğer suikast kardeşlerinden ayıran bir şey vardır. Rüyalarında gördüğü, düşlerine girdiği, bazen bir serap olarak anımsadığı cini yine görür. Thank you.
Bu kısa sahneden sonra dostumuzun gördüğü bir isim daha vardır. Bir zamanlar beraber yan kesicilik yaptığı yakın dostu Nihal. Fakat yeri ve sırası olmadığından Roshan gelir ve dostumuzu bu karmaşadan çıkarır. Elbette gördüğü şeylere bir anlam yüklemeye çalışır Basim. Tecrübe ettiği şeylerde bir mana arar. Mesela Kadınlar Tarikatı'nın yer altında aradığı gizemli nesneleri sorar ustası Roshan'a. Gördüğü rüyalardan, kabuslardan bahseder. Ona cini anlatır. Roshan'sa cevapları birlikte bulacağız. Zayıflıktan kurtulmak adına seni yaralayan şeyi iyileştirmen gerek şeklinde telkinler verir. Bu yaralardan birisi de Nihal olduğu için Basim ilk olarak eski dostunun yanına gitmeye karar verir. Nihal'i bulduğunda şaşırtıcı bir şekilde düşündüğü gibi olmaz. Nihal kendisini terk eden Basim'e karşın kin gütmemiş, söylediği sözleri duymazlıktan gelmiş gibi sımsıkı sarılır dostuna. Sanki hiç ayrılmamış gibilerdir. Basim'in yeni imajıyla ilgili şakalar yapmaktan geri de durmaz Nihal, ancak sarayda yaşadıkları şeyler Basim'i tepeden tırnağa değiştirdiği gibi Nihal'i de değiştirmiştir. Basim o nesneye dokunduğunda ortaya çıkan şeyler Nihal'in de aklından çıkmamıştır. Duvara kazıdığı bir sembol üzerinde kendince bu gizemi çözmeye uğraşır. Daha da garip olanıysa şudur sevgili arkadaşlar, Nihal bu sembolü daha öncesinde gördüğünü söyler Basim'e. Nerede ya da ne zaman gördüğünü hatırlamasa da daha öncesinde gördüğünden emindir. Sanki kendisine fısıldayan bir işaret gibi geçmişten gelen, yabancı ama bir o kadar da tanıdık gelen tuhaf bir sembol. Dostumuzun önünde bundan böyle iki yol vardır. Birisi neredeyse bütün bir Bağdat'ın iliğine işleyen Kadimler Tarikatı'na son vermek, bir diğeri ise yakın dostu Nihal'le gördükleri gizemin ne olduğunu keşfetmek. Basim'in Nihal'le olan maceralarında en az Nihal kadar tanıdık gelen işaretler bulması bir kenara dursun, tarikat üyelerine yapılan suikastlar takdire şayandır. Bunlardan birisi de kendisine Alim-i Kebir diyen, Mezopotamya dilinde iblis anlamına gelen El-Rabisu kod adlı Fazıl El-Kemsa'dır. Beytül Hikme gibi Bağdat'ın kalbi diyebileceğimiz bir yerde söz gelimi alim olan bu adam Beytül Hikme'yi Zindanül Cahiliye olarak görür ve elbette ki diğer tarikat üyelerinin peşinde olduğu gibi o da Pieces of Eden'ların peşindedir. Kendi toplumunu cahil olarak betimlemekten asla geri durmayan Fazıl'ın ölümü hiç şüphesiz insan hayatını hiçe sayan her varlık için bir noktada ibrettir. Bilim en onurlu amaç, bilgi ise en büyük güçtür der. Halbuki atladığı çok önemli bir detay daha vardır. Adalet. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Fazıl'ın dillere destan ölümünden sonra Basim zihninde bir parazit gibi hüküm süren cini yine anımsar. Görünen odur ki aynı korkular, aynı anlamsız düşler Basim'in peşini asla bırakmayacaktır. Beytül Hikme gibi Bağdat'ın ilim yuvasında masum insanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Fazıl El-Kemsa ölmüş de olsa Basim'in aklında yer eden sorulara hala doğru bir cevap alınamamıştır. Bu şey nedir? Neyin nesidir? Tam bir muammadır. Yavaşça finale doğru gelirken sizlere bizzat tanık olduğum ve epeyce bir hoşuma giden bir easter egg'den de bahsetmek isterim sevgili arkadaşlar. Basim hikayenin bir bölümünde bölge olarak Kark olması lazım. Bölgeyi keşfetmek için her zaman yaptığı gibi yüksek bir yere tırmanır. Burada isim kısmında genç kartal yazan ufak bir çocuk görür. Bu çocuk gizli olanlara karşın gıptayla bakan, bir gün böyle bir kardeşlik için çalışmayı hedefleyen, kısaca kelimenin tam anlamıyla suikastçılara özenen bir çocuktur. Zira suikastçılar gibi inanç atlayışı yapmaya yeltenecek kadar cesurdur. Basim ilk olarak böyle bir girişimin oldukça tehlikeli olduğunu söyler, fakat çocuk kararından caymaz. Akabinde ilk olarak Basim atlar ve hemen ardından genç kartal. You see? I am unharmed. Now you go. I cannot. Yes, you can.
Do not overthink it. You simply need to have faith. Ne anlatıyor Nemir? Easter egg nerede derseniz de o da tam olarak burada devreye giriyor. Bildiğiniz gibi videomuzun kahramanı Basim ilk olarak Assassin's Creed Valhalla'da karşımıza çıkmıştı. Irak'tan geldiğini, bir tarikat üyesinin peşinde olduğunu söylemişti. Yanında kendisine öğretmenlik yaptığı bir çırağı vardı. Çırağın adı Haytam'dı. İşte o Haytam, bu Haytam sevgili arkadaşlar. Easter egg buydu. I am fine. Give me a second. Are you hurt? No. Nothing broken. You are a fast learner. I told you, I can do anything if only someone shows me first. That is a valuable talent. Be sure to have a good teacher next time you try something risky like that. You could teach me. I am no teacher. I still have much to learn. No, you are a good teacher. You teach by example. Are you... Seek me out when your voice begins to break. Then we will talk. Zaman bir su misali akıp giderken Roshan hedef gösterir, Basim öldürür. Roshan öğretir, Basim uygular. Özellikle yüksek rütbedeki tarikat üyelerine yaptığı suikastlar, kendi benliğiyle ilgili bir takım sorular doğurur Basim'e. Tarikatın kendisini tanıyormuş gibi kurduğu cümleler, dostumuz için sonu belli olmayan bir yolculuk gibidir. Öte yandan Nihal'le olan konuşmaları Basim'in aklını daha da bulandırır. Suikastçıların kendisini sürekli olarak kullandığını, bir gün ava giderken bizzat kendisinin av olacağıyla ilgili şeyler söyler. Ayrıyeten Kadimler Tarikatı'nın peşinde olduğu şeyi, yani Pieces of Eden'ların ne anlama geldiğini, o gece sarayda olanların neyi temsil ettiğini öğrenmesini ister. O çok bağlı olduğu gizli olanlar örgütünden. Basim ise örgüte karşı oldukça sadık bir suikastçıdır fakat yakın dostunun tavsiyelerini yine de değerlendirir. Ancak Roshan'a bu gibi konuları ne zaman açsa sürekli kaçamak yanıtlar ya da konuyla alakasız telkinler duyar. Roshan hiç şüphesiz bilge bir kadındır. Kadim medeniyet İsu ırkına ait parçalardan bir haber olması ya da bir habermiş gibi davranması içten içe Basim'i de düşündürür. Velhasıl en son tarikat üyesi El Bahamut'a gelindiğinde işler daha da bir karmaşık bir hal almaya başlar. Tarikatın en tepe ismi olan bu hedefe yapılacak suikastı Roshan sahiplenir. Roshan sanki Basim'den bir şey saklıyormuş gibi ya da tam tersi Basim'i korumaya çalışıyormuş gibidir. Fakat gün sonunda Basim'in ısrarlarına karşı koyamaz ve en son hedefi yine Basim'e verir. Basim'in son hedefi El Bahamut Kod adlı tarikat üyesi, hikayenin henüz başında gördüğümüz El Mütevekkil adlı halifenin karısı Kabiha'dır. Yine hikayenin başında gördüğümüz Ebu Abdullah adlı çocuğun annesidir. Ebu Abdullah o gece sarayda olanları yakından gördüğü gibi Basim cennet parçasına dokunduğunda olanları da görmüştür. Yıllarca kendisini bir deli sandığını, hatta herkesin kendisini bir deli sandığını söyler fakat gerçek gün gibi ortadadır. Gerek tarikat gerek çevresindekiler, hatta en önemlisi bizzat öz annesinin sakladığı büyük bir sır vardır. Basim Ebu Abdullah'tan annesinin nerede olduğunu öğrendikten sonra gizemli odasını bulur ve kendisiyle yüzleşir. Vakit gerçekleri öğrenme vaktidir. Kabiha tıpkı diğer tarikat üyelerinin yaptığı gibi Basim'in aklını bulandıracak sözler sarf eder. Gerçek doğasının ne olduğunu tam olarak bilmeyen, sıradan bir adamdan çok daha fazlası olduğuyla ilgili, insandan öte bir şey olduğuyla ilgili şeyler söyler. Ve Basim'in aklında yer eden bütün soruların cevapları için kendisini suikastçıların merkezi olan Alamut'a çağırır. O surların altında yeryüzünde muadiline rastlanılmayan kadim bilgilerden bir tapınaktan bahseder. Basim'in varisi olduğu bilgi, aradığı cevap, bunca zaman eğitim aldığı Alamut surlarının altında gizlidir. Fakat Kabiha tüm bunları anlatırken son sözlerini söyleyemeden ölür. Roshan.
But take heart, Basil. We will prepare the way. And set you free. No! What poison have you lapped at her lips? She said I was something more than man. What did she mean, Roshan? What lies beneath the temple? That is forbidden ground. There's nothing there for you. I told you of the nightmares. The Jinni. You called it weakness. Told me to mend it. I tried and tried, but you hid the way. You let me struggle alone! Not alone! You are not the first to walk the shadows broken, Basim. Stitch your shattered pieces into a whole. Pour your pain into the Brotherhood. Purge yourself of the poison she dripped, and come home to us. No more than a man, but no less than our brother. Or is it too little for you? What if it is? Follow the path she laid out for you, and I will kill you myself. Olan biten her şey iyiden iyiye bir çıkmaz haline gelirken dostumuz soluğu kadim dostu Nihal'in yanında alır. Aradığı cevapların Kabiha'da, yani tarikattaki adıyla El Bahamut'ta olduğunu, fakat Roshan'ın kendisini öldürdüğünü söyler. Bu yarım kalan hikaye bir son vermek için gidilecek yeni durağın Alamut olduğunu, bütün cevapları surların altındaki kadim tapınakta bulacağını anlatır. Nihal'i bu yolculuktan uzak tutmaya çalışması da fayda etmeyince bu iki yoldaşın rotası Alamut olur. Basim, Nihal ve elbette ki semadan onları gözetleyen Enkidu ile birlikte yolculuk başlar. Yalla! Yolculuktan bitap düşen dostumuz bir su kıyısında soluklanırken askerler tarafından saldırıya uğrar. Yol boyunca yanında gelen kadim dostu Nihal ise tuhaf bir biçimde aniden kaybolmuştur. Basim artık görmekten bıktığı kabusla beraber gözlerini açtığında yine hikayenin başlarında tanıştığımız Nur adlı suikastçıyla karşılaşır. Alamut askerler tarafından kuşatılmış, bütün kardeşlik kılıçtan geçirilmiştir. Basim'in kardeşliğe olan inancı artık yok denecek kadar azalmış da olsa, sevdikleri için, daha da önemlisi aradığı cevapları bulabilmek için kaleye girer. Öncesinde mentor Rayhan'ı kurtarır ve kalenin derinlerindeki sırdan haberdar olduğunu söyler. Rayhan ise kadimler tarikatının Basim'i anahtar olarak gördüğünü, o sırlı tapınağı açabilecek kişinin sadece Basim olduğunu anlatır. Gizli olanların bunca yıl kadimler tarikatı ile süren savaşlarının asıl sebebi, bu gibi antik medeniyete ait özel nesneler, tapınaklar, ne işe yaradığını bilmedikleri eşyalardır. Hiç şüphesiz Alamut'un altındaki gizemli tapınak da bunlardan birisidir. Basim, kalenin derinlerinde yuvalanan askerleri etkisiz hale getirdikten sonra vakti zamanında Nihal'le beraberken gördüğü o ilginç sembolü fark eder. Eliyle şöyle bir dokunduğundaysa taşlar sanki bir illüzyonmuş gibi kaybolur ve kadim medeniyet Isu ırkına ait tapınak kapısı ortaya çıkar. Daha öncesinde böyle bir şeyi deneyim etmeyen dostumuz bu devasa kapıyla ne yapacağını düşünürken de yine Roshan gelir. Usta ile öğrencisi arasında geçen kıyasıya bir mücadeleden sonra aniden Nihal ortaya çıkar. Nihal'in aniden ortaya çıkması akıllarda bir takım soru işaretlerine yol açsa da kapının nasıl açılacağını kendisinden öğreniriz. Basim'in kanı bu kapının anahtarıdır. Tarikatın Basim'i bir anahtar olarak görmesi de tam olarak bu yüzdendir. İki dost içeriye girdiğinde eski oyunlardan aşina olduğumuz mimariyle karşılaşırız. Bu kadim mekan bariz bir şekilde bir Isu tapınağıdır. Sarayda gördükleri tuhaf nesnenin çok daha fazlası,
tapınağın içerisinde koruma altındadır. Fakat bu nesnelerden de önemli olan bir şey vardır. Tapınağın derinlerinde olan bir çeşit mahzen. Basim bir türlü anlam veremediği bu yerin biraz daha derinlerine indikten sonra bir mahzen keşfeder. Bu mahzende zamanın oldukça ilerisinde olan ilginç bir cihaz vardır. Daha da ilginci, Nihal'in tıpkı öncesinde olduğu gibi yine aniden kaybolmasıdır. Artık heyecandan nefes almakta zorlanan dostumuz sanki bu kabusa son vermek istiyormuş gibi cihazı açmaya çalışır. Fakat cihazı açtığında gördüğü şey kendisini kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirir. Basim İbni İshak Nihal'in ta kendisidir. Evet, doğru duydunuz sevgili arkadaşlar. Basim eşittir, Nihal'dir. Biraz Fight Club kafasında işlenen bu sahnelerde Nihal'in hikayenin başından beri Basim'in hayali bir arkadaşı olduğunu görürüz. Yani hikaye boyunca Nihal'in yaptığı her şeyi aslında bizzat Basim yapmıştır. Halife El-Mütevekkil'in ölümüne kadar Nihal'in olduğu her sahnede aslında Basim vardır. Şimdi konuyu biraz daha açalım. Assassin's Creed Valhalla'da Basim'in aslında bir Isu olduğunu, daha doğrusu Loki'nin reenkarnasyonu olduğunu öğrenmiştik. Kadim medeniyet Isu ırkının dünya genelinde hüküm sürdüğü zamanlar bir güneş fırtınası gerçekleşiyor ve hem Isu ırkını hem de insan ırkının büyük bir çoğunluğunu yok ediyordu. Fakat Assassin's Creed Valhalla'da gizli bir son olarak betimlenen bu sahnelerde kıyamet kopmadan hemen öncesi gösterilir. Bu anlarda bir avuç Isu grubu Yggdrasil adını verdikleri son derece teknolojik bir cihazın içerisine yatar ve bilinçlerini aktarır. Yani reenkarne olurlar. Tüm bunların ışığındaysa videomuzun konusu Assassin's Creed Mirage için konuşursak, okumuş olduğum kaynaklara göre kapsülün içindeki Nihal, Loki'nin anılarını temsil ediyor. Hatta aynı kaynaklar Nihal isminin Farsçadan türetildiğini ve yeni dikilen ağaç anlamına geldiğini de söylüyor. Yani bu hikayeye göre Nihal için Yggdrasil'in yeni ektiği Loki tohumu diyebiliriz. Peki hem sarayda hem de en son sahnelerde görünen hologram ne anlama geliyor? Hologram aslında iki figürü tasvir ediyor. Bunlardan birisi hesap veren, bir diğeri de hesap soran. Hesap verenin yani sol taraftaki silüetin Basim olduğu gösterilir. Bu durumda hesap soransa Basim'in yıllar yılı bazen bir kabus, bazen de bir sanrı olarak görmekten bıktığı cindir. Cin, bariz bir şekilde Loki'nin önceki hayatında çektiği işkenceyi temsil eder. Yani Loki'nin en büyük düşmanını, yüce babayı, Allfather, Odin'i. Velhasıl hem hapis yattığı hem de işkence gördüğü anılarıyla barışan Basim, Nihal'le beraber tamamen bütünleşir. Bu bütünleşme, Basim'in bedeniyle Loki'nin bilincinin tamamen birleştiğini simgeler. Kısaca Loki, artık tamamen yenilenmiş ve reenkarne olmuştur. Bu konuya verilebilecek en güzel örnekse, uzun bir zaman yanından ayrılmadığı evcil kartalı Enkidu'nun kendisini reddetmesidir. Son derece zeki olan bu hayvan, bundan böyle efendisi Basim'i kaybettiğini, yerine çok daha farklı bir isim geldiğini ilk öğrenenlerden birisidir. Bu sebeple efendisinin dirseğine konmak yerine ona unutamayacağı bir hatıra bırakır. Assassin's Creed Valhalla'daki Basim'in yüzündeki yaranın kaynağı tam olarak bu yüzdendir. Finalde Basim, daha doğrusu Loki diyelim, kendisine işkence edenlerle ilgili büyük bir intikam yemini eder. Bu da bizleri Assassin's Creed Valhalla'daki olaylara götürür. Ve Assassin's Creed Mirage'ın hikayesi böylelikle bitmiş olur. Videoyu bitirmeden hemen önce çok kısa olarak son bir detaydan daha bahsedelim. Loki artık boşalttığı zihniyle yeniden kaleye dönerken mentor Rayhan da dahil herkes tarafından oldukça güzel karşılanır. Ancak birileri için aynı durum söz konusu değildir. Genç dostumuzun kaleye geri dönüşünü ve aldığı onca kararı protesto eden Roshan görevinden istifa eder. Detay dediğim kısımsa Roshan'ın isminin tam halinin söylenmesidir. Roshan Bintila Ahad. Artık yorum sizde diyerek videomuzu bitirelim.
Bir aksilik olmadığı takdirde bir sonraki hafta detaylı bir inceleme videosu yükleyeceğim. Bu oyun iyi midir, kötü müdür, iyiyse ne iyidir, kötüyse ne kötüdür şeklinde tamamen kendi bireysel fikirlerimin olduğu bir video olacak. Ama yine de buradan bir başlangıç yapayım. Ben oyunu hikaye olarak beğendim. Diğer konulara gelirsek tam olarak beklediğimi verdi. Ne bir eksik ne bir fazla, artık zamanı geldiğinde uzun uzadıya konuşacağız. Ekstra olarak oyunun en sonunda gördüğümüz olaylarla ilgili kaynakları bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Daha da detaylı olarak araştırmak isteyenler açıklamalarda belirttiğim linklere bakabilir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler sevgili arkadaşlar. Daha fazla Assassin's Creed videosu için en üst yoruma sabitlediğim Assassin's Creed serisi adlı oynatma listesine bir göz gezdirebilirsiniz. Adetim olmadığı için genelde söylemiyorum ama bazen hatırlatmak gerekiyor. Bu videoyu beğenerek, yorum atarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak benim için en büyük desteği sağlamış olursunuz. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım da aynı şekilde açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.